Final gününde herkese tekrardan merhabalar. Salonumuza kurulduk. Son derece ciddiyiz. Ne oldu o gülen suratlara? He? Eğer burada olmak, burayı böyle sarsmak istiyorsanız tek yapmanız gereken www.kanald.com.tr ya da 539 evet. 570 3707. Aferin. Tek seferde. Güzel. Geceleri çalışmak için yaramış. Güzel. Sabah biliyorsunuz programı Beyhan kayınvalidem ve Arzu kayınvalidem arasında geçen bir tost diyaloğuyla açmıştık. Sabah patlak veren bu tartışma gün boyu da devam etmiş. Önce neler yaşanmış izleyelim, sonrasında da güvenlik kameraları görüntülerine bakalım. Ah. Buyurun. Nursel Hanım, senin kapının önünde sessizce oturuyoruz. Benim de canım istedi, tost istedi. Arzu Hanım, Gönül konfer sonuçlarımızı yapıyor. Ben de tost. Böyle yaparken şöyle bir döndüm, tostumdan biri ısırmış. Dedim Arzu Hanım da burasını böyle 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 ısırıyor. Dedim Allah aşkına, üç gündür lahmacunuma gözlük, tostuma gözlük. Bu ne ya? Senin kayınvalideni benim kayınvalidemle tam olarak nasıl bir sorunu var Yeşim? Ha. Amaçlarını sen anlamadın mı hala? Bizi demoralize edecekler, kendi kervanlarını alıştıkları gibi yürütecekler. Tostun kaşarlı olduğunu nereden bildin? Sen açtın, içine baktın, güzel de koktu. Dedin ki bir ısırayım bakayım tadına sen. Ben aç geldim buraya, bak karnıma bak. Doyursaydınız, doyursaydınız. Ben neden sizin tostunu... Niye tostumu ısırıyor? Şimdi bir şey söyleyeyim, senle abiye giderken... Arzu ısırdı, ben oradaki tostun ısırık var mıydı? Yoktu. Yoktu. Bir yerinizde böcek ısırsa Arzu ısırdı diye çıkıp bağıracağız. Ya bak pes. Arkadaşım. Pes. Şimdiye kadar hiçbir şey böyle olmadı. Siz geldiniz, bana hep ortalık karıştı ya. Doğru. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Lahmacundur, tosttur. Gönül siz geldiğinizden beri. Çünkü neden biliyor musunuz? Bizim gibi dişli rakibiniz olmadı da onun için. Tabii tabii. Evet. Tabii. Aynen öyle. Paçalarınız tutuştu arkadaşım. Paçalarınız tutuştu. Böcek ısırsa bir yerini benden bilecek diyor. Aynen. Hala kararlısın. Tostunu Arzu Hanım'ın yediğini düşünüyorsun. Başka kim ısıracak? Üç gündür çünkü Gönül yoktu. Bu da böyle dedim, şöyle döndüm. Böyle 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 yapıyor. Hani bir kere ısırınca temizler ya, öyle mi demek istiyorsun? Ben ısırtmam dedikçe ısrarla ısıracağım. Şey doğru söylüyor bak ama, içinde kaşar olduğunu sen nereden biliyorsun yemekten? Ama sabah Nursel Hanım bağırıyordu işte, gelen kaşarlı mı, kaşarlı yiyeceğim diye, oradan biliyorum. Ya sen niye... Tost'tan bunun haberi yok ki. Acaba Arzucuğum ya, böyle sinir etmek için yapıyor olabilir misin sen? Kesinlikle. Onun bantelini yakaladın, akıllı da kadınsın. Çok teşekkür ediyorum. Hani onun böyle nasıl sinir olacağını biliyorsun. Bir ısırayım da sinir olsun. Yemek ay, benim can damarım ya. Alakası yok asla. Neden ısırayım? Ben kaşarlı tostu sevmem Nursel Hanım. Gerçekten sevmem. Neyi sever? Maksat sinir. Ben içerisinde domates olacak. Biraz yumuşak olacak. Yutkunamıyorum çünkü. O tostu... Tahta gibi geliyor. O size göre değil ama bana göre öyle. Ben şunu merak ediyorum. Hani bir tostu niye bu kadar mesele yaptın ki? Canı çekmişse de yemiştir. Kendine yemiştir. Isırdım desin. Ya ısırdım desin. Bak amacı ben ucundan ısırtmam ya, diyor. Amacı kışkırtmaksa madem öyle düşünüyorsun ya. Gelme oyunlarına o zaman. Belki bilerek yaptıysa bile gelme oyununa. Git yenisini söyle. Ben sordum sordum. Ortalığı ayağa kaldırma. Git yenisini sen ne bulsan yersin nasılsa. Git başka bir şey ye. Ya biliyorsun yemek benim kırmızı çizgim. Evet, ben onu bilmez miyim? Onu yine senin boğazını konuşuyoruz zaten. Ne var? Ne senin tostunu yemeye tenezzül eder, ne de seni sinir etmek için bir çabayla. Tenezzül kısmını da anlamıyorum zaten de. Ne yani? Tenezzül lafı. Pardon, siz neden yesin ya? Neden yesin bir başkasının yemeğini? Hayır, neden kendimizi söyleyemiyor muyuz? Hayır, canı çekmiştir diyor. Annem zaten kendine söyler. Aynen öyle. Niye bir başkasından bir parça kapatmaya çalışsın? Orasını bilir miyiz? Hepiniz ısırsın. Yani her şeyde geçtim. Şafak, biz burada elimize şu kadar çikolata geçse, onu o ısırıyor, o ısırıyor, ona veriyor, buna veriyor. Biz zaten paylaşıyoruz. İstesin vereyim. Ben diyorum ki ben ısırtmam. Habersiz yediyse diye kızıyorsun değil mi? Evet. Habersiz yediyse. Gönül abla. Ya zaten geldiğinden beri Arzu Hanım 5 gündür hep ısırma derdinde Nursel Hanım. Hep ısırmak. Yok inanmıyorum ya Gönül Hanım. Hep ısırma derdinde. Ne diyor bu ya? Biz kendimizi ısırtmayız ya.
sana. Vallahi sen Arzu Hanım'ın gerçekten ondan postu yediğini düşünüyor musun? Yedi. Sen zaten üç kişiler. Nere gördün? O da tuvalette işte olduğuna göre. O yedi. O kaldı. O kaldı. Toz gelince üçümüz de oturuyordum. Kamerada yok zaten orada. Biliyorum. Her yerde diyorum ki güvenlik kamera. Aa, gerçekten mi? Güvenlik kamera. Ya izleyelim her de. Her yerde bence yok. İzleyelim de bu itiraftan kurt. Tostu yedin mi, ısırdın mı, ısırmadın kesinlikle mı ya da kim ısırdı? Çıkar ortaya. Aynen. Kesinlikle. Buyurun. Hazır görüntülerimizi izleyelim. Yok. Bakalım ne çıkacak yine. Aha çıkmasın yine. Yani Gönül abla. Ne var sen yani bana yapıyorsun? Bir dakika tartışmadan önce Arzu Hanım'dan özür dilemen gerekiyor. Bence de bir özür dilemen gerekiyor. Daha kadına direkt yana dönüp. Kesinlikle Beyhan Hanım'dan evet. Arzu. Bir özür bekliyorum. Evet Beyhan Hanım. Arzu, o lahmacun içinde böyle olaylar yaşadığımız için senden bildim. O neden benden bildin? Bir de böyle buralarını silince... Ama dudak benim, kenarlarımı siliyorum. Benim, yani illa bir şey yemem mi gerekiyor? Bir şey söyleyeceğim. Gerekiyor? Neden bütün bu kadar bu tost mevzusu? Ve sen yirkeni ya. Bir dakika bir susun. Senden özür dilerim. Peki Gönül abla teşekkür sen ediyorum. Niye bunu yaptın? Gönül kaç yıllık tostluğumuz var. Ne tamam ben de ben onu... illaki ben ucundan ısırtmam dedikçe uğraşıyoruz. Ben de o, neden yapıyorum? Ben de o dostluğa güvenerek... İste. Ya bir parça ben de o dostluğa yani. Güvenerek ama Gönül abla. Sen benimkinden ısırıyorsun ya. Ben sen neyi ısırdın? Gürsel Hanım bir ben defalarca bağırıyorum. Ben kendimi ısırtmam. Ben ucundan ısırtmam diye. Neyi ısırdın? Elma bağırıyor. Gönül abla neden yaptın? Niye söylemiyorsun sabah ben ısırdım diye? Evet. Kadını suçluyoruz. Ha, sana kızmaz bir de. Lan yarısını veririm ya. Gürsel Hanım. Gizli gizli. Panik yapsın diye çünkü yemesin o tostu bir daha dedim. Midesini düşündüm yani. Ay ne evet. Bu yani? Şey şaka mı yaptın? Şaka yaptım tabii o bana. Öyle bir şaka olur mu? Ay o da onun elmasını ısırmıştım evet. Ki eskiden. Ha. Onun için. Bence olmaz yani böyle. Belki lahmacun da bu yaptı. Ya bir daha şu yemeği lahmacunu yapmadım ben. İstiyorum. Ay böyle şakalar yani aranızda eğlenin güzel mutlu olun tabii ki ama dozunu kaçırmayın. Başka birine sıçrayınca müdahale et en azından. Nasıl? Diyorsun ki sen gitmeden önce bütün müydü evet yapıyorsun bir de. Gönül abla daha da devam ediyorsun. Bilmiyorum. Hayır bir de yani olay büyük müdahale etmiyor bile. Etmiyor evet. Sormuyor. Orada sıkıntı sen var. Yedin, hadi sen geçtim yedin konuyu. Diye. Neyse kim ısırmış ortaya çıktı.